Herkese Yeni Ses TV'den merhabalar. Sanat ve sanatçıya dair biliyorsunuz güzel bir programımız var. Şimdi yanımızda yıllarını sanata adamış 10 yaşından beri ilk önce kemanla sonra cello'yla ve birçok ülkemizde birçok sahne performansı sergilemiş çok değerli bir sanatçımız, üstadımız var. Kendisi Murat Sümbül. Murat Bey'le güzel bir röportaj ve arkasından da zaten ekleyeceğimiz görüntülerle sizlere güzel ve keyifli dakikalar sunmak istiyoruz. Murat Bey merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz, sağ olun. Siz nasılsınız? Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz bizim için? Ben 1973 İstanbul doğumluyum. Müzik hayatına başladım diyemem, yaş söyleyemem çünkü. Ailede de müzisyen var. Hem anne tarafım hem baba tarafım müzisyen kökenli oldukları için müziğin içinde yoğrulduk. Hani başka bir meslek seçecek tarzımız yoktu gibi. Çünkü enstrümanların içinde büyüyüp de ya ben başka bir iş düşünüyorum diyemiyorsunuz. Bir de yani bu enstrümanlardan birini eline aldığınızda aşık oluyorsunuz. Ve yol ondan devam ediyor. Şükür Allah'a ki 37 yıldan beri bizi yarı yolda bırakmadı. Maşallah. Hayatımızı maşallah devam ettiriyor bize. Kemanın zaten farklı bir şeyi var. Ben de kemanı çok seven bir insan olarak söylüyorum bunu. Kemanın tınısında insan ruhuna hitap eden çok derin bir şey var mı hocam? Öyledir ama şöyle bir şey. Ben asıl son kaç aşağı yukarı 25 yıldan beri violonsel sanatçısı olarak hani kemanı biraz daha küstürdük gibi ama yaylı sazlar üzerine ben violonsel ağırlıklı şu an çalışıyorum. Ama şöyle bir şey söylenir. Yaylı ailesinin çocuk kısmını keman, anne kısmını da cello oluşturuyor. O yüzden ailede çocuğun sesi ne kadar hoş ve güzel gelirse bir aileye bize de o hazzı tanıtır. Yakın zamanda projelerimiz var mı hocam? Vallahi bizim 2,5 yıl olmuş geçen arkadaşlarla öyle sohbet ettik. Onlara da selam olsun Selçuk. Herkese selamlar. Biz Şems grubunu oluşturduk trio olarak. Şems grubu derken neydi ama? Şems grubu yok, Şems'in anlamı baktığımızda Farsça kökenli ve güneş evet, kökünden güneş gelir. Kökünden. Ve müziğin, bizim yaptığımız müziğin de güneş gibi insanlara faydalı olması açısından böyle bir alt metin oluşturarak projeyi gerçekleştirdik. Ve bağlama sanatçı Selçuk Kızılateş ve ben violonsel ve Mus Fidan gitar eşliğinde böyle çeşitli konserler ve organizasyonlara katılıyoruz. Katılıyorsunuz. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ne demek, ben teşekkür ederim. Yeni Ses TV'den sanat ve sanatçıya dair devam edecek efendim. Herkese iyi günler diliyoruz. Ne demek, gününüz hayırlı bereketli olsun. Yeni Ses TV'ye biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Biliyorsunuz biraz önce zaten büyük bir üstadımızla keman söyleşisinde bulunduk. Bir de bu işin perde arkası var tabii ki. Bu işin ritüeli farklı. Şu anda Stüdyo 24'teyiz. Arkamızda zaten cihazlarımızı görüyorsunuz. Yanımızda da bu işi yöneten Şafak Bozacıoğlu ile birlikteyiz. Kendisi çocukluğundan beri sanatta yani 6 yaşında ilk önce darbukayla, 9 yaşında da bağlamayla hayata başlamış, yaşam hayatına başlamış. Şafak Beyciğim, kendinden biraz bahseder misiniz için? 1975 Almanya doğumluyum ama doğumumun 20. gününde kaderim değişiyor. Almanya'da rahatsızlanıyorum. Babam diyor ki, orada zaten annemle beraber çalışmışlar 2,5-3 yıl. Ben dünyaya geldiğimde rahatsızlandım. Buranın havası bu çocuğa yaramadı. Hemen demiş, dönüyoruz Türkiye'ye. Ya falan ya demiş, getirelim annem bu çocuğu iyileştirir falan. Ben tabii müziğin kalbine geliyorum. Kalbine geliyor. Geldim Sultanahmet, Can Kurtaranlı'yım. Geldim mahallenin %70'i müzisyen. İstanbul'un önemli gazinolarına en yakın yerlerde Çakıl'dı, işte Eski Çakıl'ın olduğu yer, tabii çok meşhur yerler bunlar. Yani ülkemizin en iyi müzisyenleri gelip mahallemizde sahne öncesi otururlar, çaylar, kahveler içerler, fasıllar falan. Albüm çalmaktan gelenler, biz böyle oturup onlara bakıyorduk. Allah falan, böyle Ercan Urmak, Türkiye'nin en iyi albüm çalan büyük insanlar, büyük yani, isimler. O zaman yani, muhteşem isimler. En Çakıl'ın yani üstüne ismi yazılmışsa o adam yani, bitmiştir. Yani onlar gelip bizim mahallede babamların arkadaşları, çaylar, kahveler, muhabbetler. Böyle hani aslında daha ciddi bir ortamın içine geldim. Tabii Almanya'dan birkaç müzisyen abimizle yıllar sonra görüştüğümüzde ya işte gitmeseydiniz, etmeseydiniz. Ya ben müziğin kalbine, yani menbaana, zenginliğine gittim. Ben orada öğrenemezdim bizim müziğimizi. Türk müziğini burada öğrenemez. Mümkün ama değil. Farklı bir kültür tabii ki. Az önce röportaj yaptınız Murat Süngü arkadaşım. Evet, çocukluk çok arkadaşım, değerli kendisi o da. O ülkemizi dünya çapında temsil eden değerli bir müzik adamı.
bizim babalarımız aynı zamanın insanları. Aynı ve biz kuşaktan. Aynı kültürden, aynı kuşaktan, aynı disiplinden, aynı eğitimden yani gelen insanlarız. Mecburuz savaşmaya. Mecburuz. Bir savaş vermek zorundayız. Aslen anne baba Trakyalı. Annem babam Trakyalı. Trakyalı değil mi? Peki stüdyo işi ne zaman başladı? Ne kadar stüdyo zaman? Stüdyo işi aslında bizim çocukluk hayallerimizi süslerdi. Albümleri çalan değerli müzisyen abilerimizi babam müzisyenler kahvesine getirdi. Yani küçükken en güzel elbiselerimi giydirip oradaki müzisyenler takım elbise giymeden giremezlerdi kahveye. Her şey bir müzisyenler kahvesi. Müzisyenler kahvesi. Kesinlikle böyle üst baş grand tuvalet, yaşlı amcalar fatör şapka, Maxim'de çalan değerli müzisyenler hepsi işte bir gidiyordum. Bülent Ersoy, Muazzez Abacık müzisyenler kahvesinde oturuyorlar. Önemli müzisyenler. Böyle Allah Allah baba neresi burası? Oğlum burası müzisyenler kahvesi. Bunlar da Türkiye'nin en elit müzisyenler. En elit insanlar. Albüm çalmaktan gelen değerli abilerimiz gelirlerdi falan. Bunlar kim işte? Kempa Yaylı grubu. Bunları göre göre o şeyle, o aşkla büyüdük. Tabii içeriden çıkmaya başladık. Askerden yani. Geldiğimde bir arkadaşımla tanıştık. O da stüdyoları vardı Polat Müzik. İşte biz müzik yönetmeni arıyoruz. Burada bağlama çalacak stüdyo işleriyle. Orası benim için birinci masa vardı. Birinci masa oldu. Merdivenlerin. Ondan sonra orada gel git hep öğrenmek var bizde. Olduk yok. Olamıyoruz. Bütün. Olmuyor değil mi? Bir. Oldum diyen tam, adam. Tam pişmiyorsun yani. Yok kaybeden. Yok kaybeden. Görmedim oldum diyen, benim diyen, en iyi benim, ben oldum diyen adam görmedim. Ustaların arasında. Ustaların arasında. Ha, cahillerin arasında gördüm. Herkes ama olmuyor. Ustaların arasında ben herkes kesinlikle pişmeci. Görmedim. Öyle başladı. Askerden geldim 97'de. O zamandan başladı yolculuğumuz. Hala da sürüyor. Hala aşkımız ve öğrencilerimiz devam ediyor. Çok muhteşem. Peki sektörün sıkıntıları, senin gözlemlediğin sektöründe? Sektörün sıkıntıları başıboş bir sektör. Avrupa'daki gibi değil. Yani hiçbir şey bilmeyen adam iki tane türkü ezberleyip ortaya çıkıp ben sanatçıyım diyor ve halkımız müzik bilgisi olmayan toplumumuz aşağılamak için söylemiyorum. Estağfurullah. Yabancı ülkelerde 6 yaşında başlıyor. Müzik eğitimi bizde yok. Bizde. Şimdi böyle bilmeyen bir toplum karşısına çıkan bir adama çok alçak gönüllü bir toplumumuz var. Çok güzel gönlü olan bir toplumumuz var. Alkışlıyorlar. Kötü olsa da alkışlıyorlar. Evet. Ayırt edemedikleri için. Kalite ayırt edemedik. Ama biz az önce Murat arkadaşımla Azerbaycan'a konsere gitmiştik. 6 yaşında bir kız çocuğunun sound çekti, piyano çaldığını görünce oradaki görevlinin şok olduk. Meğerse 6 yaşında, 7 yaşında piyano eğitimi başlıyorlarmış. Aynen öyle. Kızların çeyizlerinde piyano varmış, duvar piyanoları. Yani müzikal eğitim olmayan bir toplum alkışlıyor o insanları. Biz beğenmiyoruz. Kolay beğenmiyoruz. Çünkü emeksiz olan bir işi biz beğenemiyoruz. Çünkü öyle yetiştik. Az önce anlattığım silsileden geldiğimiz için ülkenin sıkıntıları ülke büyüklerimizden rica ediyoruz. Yani müziğe el atsınlar. Sanata değer versinler. Daha fazla insanları yatırım. Bir devlet teşvikleri. Hani nasıl anlatayım? Sınavdan geçirsinler. Herkes yapmasın. Türkiye'de çok değerler var. Onları gitsinler, araştırsınlar. Kültür Bakanlığı'nın içine gelsinler. Bu stüdyolarda çalışmaları araştırsınlar. Konservatuarlarda çocuklara ders olarak göstersinler. Hatta çok değerli az önce Murat kardeşim gibi diğer müzisyen abilerimizi alıp konservatuarlarda bu gençlerimize ders verdirsinler. Gelip bir ders, iki ders bu insanları tanısınlar. Stüdyodaki çalışmaları gelip görsünler. Ne zorlukta olduğunu. Çünkü biz köprüyüz şu an geleceğe. Bizden sonraki neslin daha iyi olabilmesi için, kültürümüze sahip çıkabilmesi için mecburuz. Eğer bu çalışmaları yapmazsa bizim müziğimiz ölecek. Avrupa müziğini kötülemiyorum ama çıs çıs çıp çıs çıp çıs çıp çıs hamburger müziği gelecek bizim müziğimizi öldürecek ki başladı zaten. Başladı zaten. Sanat müziğimiz öyle bir yerlere hapsedilmiş. Türkülerimiz bir yerlere hapsedilmiş. Ama burjuva müziği dediğimiz pop müziği demiyorum. Tuhaf tuhaf sözler, tuhaf, kelimeler. Tuhaf, yani ailemle dinleyemediğim şarkılar, çocuklarıma anlatamadığım şarkılar var manalarını. Ama bir uzun ince bir yoldayım dendiğinde benim kızım gitar çalıyor. Baba diyor nasıl bir sözleri var bu? Evet. Ben bağlama çalıyorum o gitar çalıyor. Anlıyor yeni nesil ama bunu daha iyi anlatmak lazım. Şimdi eski kültürümüzü zaten ben başından beri söylüyorum.
bir Avrupa'dan alalım. Hollanda'da, Fransa'da, Finlandiya'da, özellikle müzik eğitimi çocuk yaşta başlatılıp müzik kullanan olup olmadığı keşfediliyor. Okulun ilkokulu bu tespit ediliyor. Biz bireysel gelişimde çocuklarımıza felsefeyi, müziği daha çocukluktan itibaren öğretmemiz gerekirken biz bu değerleri bir kenara bırakıyoruz. Aynen. Şimdi çocuğu matematikçi yapmaya çalışıyorsun ama çocuk normalde çok iyi bir piyanist olabilecekken matematikle boğuyorsun. Çocuk hayatı boyunca sanatla uğraşmadan matematik çok görüyor. Gelen oluyor. İçimde bir ukde kaldı. Ukde kaldı. Bağlama çalamadım, keman çalamadım. Bu tip şeyler var. Ağzına sağlık. Çok güzel bir konuşmaydı. Lütfen efendim tekrar söylüyoruz. Sanata bu ülkede gerçekten değer verelim. Devletin de bu konuda elinden geleni yapması gerektiğini özellikle inanıyorum. Kültür Bakanlığı'nın Biraz daha hele çocuklarımıza şimdi ne ekersek onu biçeceğiz ileride. Bakın fazla sayılar var. Sayabileceğimiz daha ismini duymadığımız o kadar keşfedilmemiz cevherler var ki yıllarını sanata adamış ama kendisinden sadece dünyanın, bizler biliyoruz. Halkımızın da bilebilmesi için gerçek müzik emekçilerini, ustalarını ayaklarının belgeselini çeksinler, anlatsınlar. Öndeki şarkı söyleyenlerin değil. Onlar da sanatkar ama şarkı söyleyenlerin üstüne kurulu ülkemizde müzik. Şarkı söyleyenlerin değil. Bestecisi var, aranjörü var, müzik yönetmeni var, enstrümanisti var, enstrüman yapımcısı var. Benim sazımın bir tane teknesini 2 sene adam toprağın altında bekletiyor olması için ben şurada çalabilmem için 10 sene bekliyor benim bağlama. Ya bunları halkımıza anlatmamız lazım. Öğretmemiz lazım. Yeni nesiller desinler ki bu adamlar bize gerçekten bir kültür mirası bıraktılar. Onlar da öbür nesillere aktarsınlar. İnşallah. Peki, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ben memnun oldum. Yeni Ses TV'den herkese iyi günler. Sanata ve sanatçıya dair programlarımız devam edecek. Saygılar.